Efendim AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk Ankara temsilcisi Dicle Canova'nın konuğu. Hemen Ankara'ya gidelim. Ankara'dan iyi günler. Önemli bir konu ağırlayacağız. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ. Hoş geldiniz Hoş yayınımıza. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Kritik bir gün bugün hem enflasyon rakamları geldi hem memura yapılacak zam oranı belli oldu. Torba kanun teklifi meclise sunuldu. Dolayısıyla dilerseniz ekonomiyle bir başlayalım. Şimdi en düşük memur maaşı 22.017 lira oldu seçimde söylendiği gibi. E ama teklifin içerisinde... İşçi ve bağkur emeklilerine dönük bir şey göremedik. Dolayısıyla merak ediliyor. Onlarla ilgili bir düzenleme, ek düzenleme yapılacak mı ve bu torbaya eklenecek mi? İler. Normalde biliyorsunuz işçi ve bağkur emeklileri enflasyon oranında zam zaten alıyorlar. Hı hı. Ee, kanuna ihtiyaç olan hususlarla ilgili kanun teklifi meclise sunuldu. Hı hı. O da memurlara seyyanen verilen zamla alakalı. Dolayısıyla yani bu kanun teklifinde onlarla ilgili bir düzenleme olmaması herhangi bir artış olmayacağı anlamına gelmiyor. Sadece orada enflasyon oranındaki artış zaten daha önce kanunlarda var. O devam edecek. %19.7'lik bir artışa tekabül yani, da öyle İleride yani. bazı ihtiyaçlar söz konusu olduğunda değerlendirilir. Ama şu anda seçimde vermiş olduğumuz bir söz var. Bu da seyyanen. Enflasyon oranı daha fazla gelmiş olsaydı belki seyyanen artış daha miktar olarak düşük olabilirdi. Enflasyon oranı bu oran ortaya çıktı için seyyanen artış da ona göre düzenlendi. En düşüğü verdiğimiz söz doğrultusunda bütün e, kamu çalışanlarına aynı e, miktarda oran da aynı miktarda seyyanen zam e, kanun teklifine yansımış oldu. İnşallah mecliste takdir edecektir Zaten mecliste bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz. Şimdi bu konuda sözümüzü yerine mi? getirmiş olduk. bu ne dersiniz? Olduk. Yani bu tabii ki e, bu e, olarak bir süreç bunlar. E, bu süreç içinde Eldeki imkanlara göre bugüne kadar özellikle çalışanları ve emeklileri, sabit gelirleri, son dönemde yaşadığımız özellikle pandemiden sonra yaşamış olduğumuz yani yüksek enflasyon artışlarında ezirmemek bizim en temel felsefemizdi. Yani esas amacımız tabii ki bu enflasyonun düşmesi, indirilmesi ve hayatın o şekilde idam ettirmesi ki 21 yıllık siyasi tarihimize ve iktidar sürecimize bunu başardık. Önümüzdeki süreçte de ...başaracağımızı düşünüyoruz, Şimdi görüyoruz. Şimdi onu soracağım Sayın Dağ. Yani bu... E, ...artışlar yapıldı ama... E, ...zaruri tedbirler çerçevesinde... ...ifadesiyle vergi artışlarına da... ...gidildi. Aynı torba kanun teklifi... ...içerisinde. Kurumlar vergisi 5 puan... ...artırıldı. E, motorlu taşıtlar... ...vergisi 2 kat olarak alınacak denildi. Şimdi önce onu sorayım. 2 taksit olarak ödeniyordu. 2. taksit Temmuz ayındaydı. Şimdi bu yıl için... ...4 taksit mi planlanıyor? Nasıl bir... ...planlama var bu e, motorlu taşıtlar... ...vergisinde ve sadece... Iki 2023'e mi özel olarak kalacak yoksa ileride de bu böyle uygulanacak mı? Şimdi 2023 ben de yani gelmeden önce notlara baktığımda Hı -hı. gördüm 2023 için ve aynı zamanda da bu ikinci taksitin bir ek taksit daha alınması şeklinde benim gördüğüm o ya yani kamuoyuna yansıyan bilgilerden gördüm o kanun teklifi okumaya da Hı -hı. ayrıca çok fazla vaktim olduğunu söyleyemem açıkçası yani bu da e, tabii yani yaşadığımız bir deprem felaketi var. Hı hı. Bunun yaraları sarmaya çalışıyoruz. Canla başla uğraş veriyoruz. Eldeki imkanlarla bunu büyük oranda yapmaya çalışıyoruz. Ama bir yandan da bir takım buradaki bu yarayı sarma işte finansman ihtiyacı, bütçe ihtiyacı olacağı da. Zaten seçim öncesinde konuşuyorduk. Bulunduğumuz ortamlarda da konuşuyorduk. Biz bu anlamda da yani bu yaraların sarılması noktasında vatandaşımıza sirayet ettirmeden çözmenin çabasını sarf ediyoruz. Bazen de bir takım ihtiyaçlar hasıl oluyor, olacak. Dolayısıyla mümkün olduğunca en uygun olacak şekilde bu aşamaya geçmeye çalışıyoruz. Hem bir yandan gerçekten yani ekonomiyi ve ekonomideki süreçleri rayına oturup orada özellikle enflasyon sıkıntısıyla sonuna kadar mücadele edip ki düşme trendini hep birlikte görüyoruz. İnşallah bunu önümüzdeki süreçte daha da hızlanacağını söyleyebiliriz. Hem bir yandan yaz aylarındaki turizm gelirlerin artışma noktası olması, doğrudan yatırım noktasında yapılan hamleler ve bir yandan da finans yoluyla, finans çalışmasıyla, finanstaki yapılacak hamlelerle bunun aşağıya doğru inişinin sağlanması çok uzun olmayacaktır. Biz bu sene sonunda ya da 2024 başlarına itibaren daha da hissedilir bir noktada bunu bir pozisyona geleceğimizi düşünüyoruz ki 80'lerden bugün itibaren 38'lere kadar bir düşüş trendini gördük. Bunu da hep pandemiden sonra söylüyorduk. Yani pandemiden sonra böyle bir sıkıntı, böyle bir süreç yaşayacak. Tüm dünya yaşadığı, Biz de yaşayacağız. Ee, ve bir süre sonra bunu aşağıya doğru indiğini göreceğiz daha e, burada yani ayakları yere basan bir şekilde e, inişini inşallah ...önümüzdeki süreçte daha net bir şekilde göreceğiz. Peki ne dersiniz bu maaş artışları, vergi artışları... ...yeni fiyat artışlarını beraberinde getirir mi? Biraz orada böyle bir kısır döngüne dönmüş gibi bir durum var çünkü. Yani bir taraftan asgari ücret artıyor, memur maaş artıyor ama fiyatlar da artıyor. Yani fiyatlarla alakalı bir sıkıntı da yaşanıyor. Buna yönelik bir çözüm olacak mı ileriki günler? Ya esasında asıl mesele yani bu enflasyonist ortamda sabit gelirlinin... E, enflasyon e, karşısında bir kere ezilmemesini sağlamak. Hı hı. Ama biraz önce söylediğim yani bizim e, esas e, üzerinde durduğumuz işte bu döngünün ortadan kaldırılması. Bu da neyi sağlamanız lazım? Yıllık enflasyonu en asgari noktaya bizim bunu 5'li 6'lı 7'li rakamları hı hı. gördük. Yani 10'lu rakamları gördüğüm zamanlarda oldu. Bu aşamaya düşürmek bizim yani seçim öncesinde söylediğimiz tabii ki özel özellikle pandemiden sonra yaşadığımız yine oraya gelmek durumunda kalacağım. Süreçlerle beraber seçim öncesi de söylediğimiz, bugün de söylediğimiz bizim en temel uğraşımız bunu aşağıya çekmek. Diğeri bu şu anda bir gerçeklik. Dolayısıyla bu var iken sabit gelirliğimizi bunun altında ezirmemek. Ama esas Uğraşmamız gereken yer burası değil. Esas uğraşmamız gereken yer İntersen. ekonomide birçok parametre var. Enflasyon bunlardan birisi. Bunu aşağıya çekecek süreçi ortaya koymak. Zaten ekonomi yönetimimizin hem Hazine Maliye başkanımızın rahatlama 2024 başına dediniz az ısrarla, önce. Israrla üzerinde durdukları nokta ve bizim de üzerine durduğumuz nokta bu. Yeni süreçte üzerinde basa basa durduğumuz hem kamuoyuna açıkladığımız hem Hı -hı. de politikalar ortaya koyduğumuz pozisyon bu. Tabi burada e, şu çok önemli. E, bu dünyada yaşandı. E, bunun da yaşanmaması için e, ekonomi yönetimimiz hamleler yapacak. E, enflasyonla mücadele noktasında, finans yoluyla mücadele noktasını yaptığınız işlerin işsizliğe e, etki olacak bir takım durumları olabiliyor. Bu genel ekonomi Sürece bunlar yaşanıyor, bu e, Batı'da yaşandı, Amerika'da yaşandı, Avrupa'da yaşandı. Biz bunun da yaşanmaması için ek e, çalışmaları şu anda Azem Maliye Bakanlığımız yapıyor. Bu da önemli çünkü bir tarafta e, bunu işte, ne göreceğiz var? Bunu, mı? Tabii ki yani bu e, KFÖ e, çalışmaları olabilir. Önceden yapmıştık yine e, bu noktada e, olabilir. Bunun gibi yani yatırımı da e, arttıracak ihracatı artıracak. bu hep söylediğimiz modelimiz yatırım istihdam ihracat yatırım istihdam üretim ihracat cari fazla dediğimiz hı hı. modeli hayatı devam edeceği şekilde bir çalışma yapmak. esas yoğunlaşacağımız nokta burası. Dolayısıyla burada yani bir yandan enflasyona mücadele yaparken işsizliği artıracak yatırımı az, azaltacak bir takım durumlar söz konusu olursa bu konuda piyasayı takip ediyoruz. Buna da müdahalelerimiz olacak. Çünkü biz ikisini beraber devam ettirmemiz lazım. İstihdam çok daha önemli ki bugün itibariyle neredeyse 32 milyonu aşmış bir istihdam sayımız var. Bu önemli bir şey. Çünkü bu neredeyse her haneye bir gelir girdiğini gösteren MR'lerden birisidir. Dolayısıyla bizim bu konuda da eğer bir e, olumsuz bir tablo, aşağı inen bir tablo söz konusu olacak olursa buna müdahalemiz de e, mutlaka olacaktır. Peki, Şu faiz arttırırsınız, bu sefer piyasadaki yatırım azalma durumu söz konusu olabilir. Ona dikkat e, Eğer ediyorsun. o da olursa, e, bunu yaptığımızda, eğer öyle bir durumla karşı karşıya kaldığımızda onu da başkaca enstrümanlarla Müdahale ekonomi yönetimi tarafından yapılacak. Şimdi faiz arttırımı sonrası dün CHP'li Kılıçdaroğlu grup toplantısında dedi ki bu ülkeyi borç batağına sürükleyenler Batı'nın tefecileri tarafından teslim alındı. Onlar Hazine Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı tayin eder hale geldiler. Böyle bir iddiada bulundu. Ne yanıt verirsiniz buna? Tefeciler Vallahi, esir alındı. Haz, hazine Bakanı herhalde Kemal Bey'in dışında Türkiye'de herkes tanıyor. Kemal Bey yani seçim öncesi 300 milyar dolar bulacağım diyordu. Yani siyaset devam ediyor. İlla Cumhurbaşkanı olması şart değil. Herhalde Böyle bir bağlantısı varsa buyursun kendisi böyle bir, yani ülkeye böyle bir faydası olsun. Neredeyse 20 yıldır siyasetin içinde bir dikili ağacı yok. Yani o tarzı şeyler kafa yoracağına en azından seçim öncesi verdiği bu vaatlerle yola başlayabilir. Peki şimdi o zaman e, ekonomiden siyasete geçiş yapalım. Bu noktada önümüzde bir yerel seçim var. E, 2019'da kaybedilen Büyük şehirleri Cumhurbaşkanı hedef olarak gösterdi özellikle İstanbul dedi. E, baktığımız zaman büyük şehirlerdeki AK Parti'nin oy kaybının gerekçelerine ekonomi ve sığınmacılar iki temel başlık olarak önümüze çıkıyor. E, şimdi bu sığınmacılar meselesinde de yerel seçime kadar hangi somut adımlar görülür? Bunu neden soruyorum? Fransa'daki olaylar sonrası e, Türkiye'ye dönük de bir takım benzetmelerde bulunan bir kesim oldu. E, bu göç politikasının sığınmacılarla ilgili şu anki mevcut izlenen politikanın uzun vadede Türkiye'ye de bir beka sorunu olarak, geri dönüş yapabileceği yönünde endişeli bir kesim de var. Dolayısıyla bu konuda AK Parti iktidarı olarak hangi somut adımlar atmayı düşünüyorsunuz ve bu endişelere ne yanıt veriyorsunuz? Önce şunu söyleyeyim yani Fransa'daki konuyla son dönemde özellikle iç savaş ve ekonomik zorluklar nedeniyle kendi yaşadıkları bölgeleri terk etmek pozisyonda kalanların Karşılaştırılması çok doğru bir şey değil. Yani orada Fransa'nın sömürge olarak yıllardır kullandığı ülkelerde e, o ülkelerden ya kendisinin getirdiği veyahut da e, gelen insanların e, uzun zamandır bir e, ülke içinde yaşayan bir takım hususların olduğunu görüyoruz. Artı yani batıda e, ciddi anlamda bir e, İslam düşmanlığı e, körükleniyor. Bunu da e, neredeyse her gün e, yaşıyoruz. Uzun zamandır yaşıyoruz. Yani 10 yıldır, 15 yıldır yaşadığımız bir süreç var. Hem camilere bu anlamda saldırılar yapılıyor. İşte Daha geçen hafta Kurban Bayramı'nda Kutsal Kitabımız, Kur'an-ı Kerim'i yakma hadiseleri gibi hususlar oluyor. Ve bir düşmanlık beslenen bir süreç var. Bizim onda karşılaştırmamızı çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki biz seçim öncesinde söyledik. Bugün de söylüyoruz. Bundan sonra da söyleyeceğiz. Ya sığınmacı e, dediğimiz, e, yani e, bugün daha çok Suriyeliler üzerinden e, yaşanan e, bir e, durum söz konusu. Var. Bununla ilgili bir politika, dediğinizde bu politikayı üreten siyasi parti biziz. Sadece e, sığınmacıları gönderelim diyerek e, bir sonuç almanız mümkün değil. Orada hep şunu söylüyoruz, peki nasıl kardeşim? Bu konuda bir politika dediğimizde, bu politikayı da e, üreten ve hayata geçirme konusunda adım atan biziz. Nasıl? Hem e, biriket evler dediğimiz hı hı. o e, kendi güvenli bölge oluşturduğumuz bölgelere e, insanların gidişini sağlamak. E, diğer taraftan da ilişki yani şu anda yürüyen bir takım süreçler var. Yani öncelikle bir milyon insanın yani o şu anda yapılan yerlere gidişinin sağlanması. İkincisi de işte bir takım görüşmeler sürüyor, devam ediyor. Yeni dedi birkaç yıldır devam ediyor ve bunların da devamı. Yani sonuç olarak bu 2011 yılında başlayan bir iş savaştan yola çıkan bir süreç var. Bu konuda da bir çözüme kavuşturma, bu işi suhuletle ortaya koyma konusunda da son 2-3 yıldır önemli adımlar atıldı ve ciddi de mesafe alındı. Yani iç savaşta en azından yani uzun süredir bir takım bombalama hadiseleri Suriye'de yaşanmıyor. Bunda da bizim hem kendi ülkemize gelen tehditleri giderme anlamda yaptığımız hı hı. işler kıymetli. Aynı zamanda da orada gerginliği azaltma bölgesinden iç savaşın tamamen ortadan kalkması konusunda diplomatik uluslararası alanda Rusya ile ve diğer ülkelerle yaptığımız görüşmeler kıymetli, önemli. Ya, tarafları bir araya getirme hususumuz öyle. Kısa devam vadede de yani. sonuç almayı bekliyor musunuz yoksa? Kısa vadede sonuç tabii ki öncelikle e, oradaki bir iki devler yoluyla hmm. alacağımız sonuç. Şu anda görünen somut e, sonuç o. Hmm. E, diğerinde zaman içinde bir netice alacağımız düşünüyorum. Bu çok kısa da olabilir. Bakarsınız. Yani belki de en kısa vadede o, e, o öyle bir gelişme var. Bilemiyorum yani. E, Tabi tamam, size bağlı, tek başına size bağlı bir şey değil. Yani başlayıp bir takım dengele bağlı bir şey veya daha orta vade bir süreç de olabilir. Elbette zaten sormamın sebebi büyük şehirler nezdinde özellikle yaşanan bir sıkıntıydı bu ki yerel seçimde de çok konuşacağız öyle görünüyor. Evet. siz de seçim strateji toplantılarına başladınız bildiğim kadarıyla. Nasıl bir süreç göreceğiz? Mesela bu kez MHP ile bazı illerde bir işbirliği olacak mı? Yeniden Refah Partisi ile İstanbul'da mesela bir işbirliği görecek miyiz? Onlarla bir ortak komisyon kuruldu mu? Yani bizim şunu söyleyeyim yani strateji e, toplantımızda strateji birimimiz e, Cumhurbaşkanımızın iradesiyle e, en son yaptığımız MHK'da kuruldu. Bir önceki yani 2023 seçiminden yaklaşık bir buçuk yıl önce 2021 e, son aylarında e, 2023 seçimi için stratejik oluşturmuştuk. Hı hı. E, onun e, çok faydasını gördüğümüzü ben hissettim. E, açıkçası bir kere hem kampanya yönetimi, hem hepimiz hissettik yani bunun farkında olduk dolayısıyla yani orada yapmış olduğumuz çok herkesin kendi görüşünü ortaya koyması yerine göre filtresiz konuşması her şey masaya yatırması o yaşadığımız zor süreçlerde ekonomi açısından yaşadığımız süreçler pandemi süreçlerinde herkesin kendi düşüncesini net bir şekilde ortaya koyması bize netice itibariyle iyi bir sonuçlar ortaya çıkarttı ve yani dolayısıyla e, bura çıkan sonuçla e, bir takım hem politikalar hem de seçim beyannamesi e, ne yansıdı? E, kampanyamıza yansıdı. E, kampanyamızı e, buradan beslenerek belli bir posta ürettik. Dolayısıyla e, bu seçimden sonra da ara vermeden zaten Cumhurbaşkanımız e, malumunuz yani seçim 28 Mayıs gecesi kısıtlı evinden çıktı. otobüsün üstünden evet. yerel seçimleri e, işaret etti. Yani biz en azından bir gün sonra başlıyorduk. Cumhurbaşkanımız o gün akşam e, bize talimatını vermiş oldu. E, dolayısıyla şimdi artık yerel seçimler konusunda e, bu anlamda daha çok görüşler ortaya çıkartma. Herkesin görüşünün birim olarak görüşün. Ben Tanıtı Medya Başkanım ben kendi birimle alakalı. Çevre Kültür Başkanlığımız o kendi birimiyle ilgili veya genel e, bugün almış olduğu birikim yerel yönetimler Başkanlığımız keza seçim işleri teşkilat hepimiz oradayız. Ee, bu biraz önce bahsettiğim hususların daha zamanı var. Bunların e, kendi içimizde e, yeşerttikten sonra, kendi içimizde bu tartışmaları yapıp belirli bir olgunluğa e, eriştirdikten sonra e, tabii ki e, ittifak içinde olduğumuz siyasi partilerle e, zaten görüşmeler devam ediyor. Biraz daha görüşmeleri daha sık, daha somut, daha loka lokal, daha il, il ilçe ilçe e, mutlaka masaya yatırıp imkanı olacak bunu bir önceki seçimle bir tecrübemiz var. Yani 2019 e e yerel seçimde bir tecrübemiz var. 2020 seçimleri bu tecrübe üzerine bir de bu süreç yaşananlar üzerine daha inşa edeceğiz. Kendinizi daha avantajlı görüyor musunuz? Neden soruyorum? Çünkü e, genel seçimde e, hem parlamento çoğunluğunu aldınız hem cumhurbaşkanlığını kazandınız. Diğer yandan e, CHP ve İyi Parti içerisinde bir takım tartışmalar oldu bu süreçte. İyi Parti bir kongre yaptı. Şimdi CHP'de kurultay hazırlıkları var. Ekrem İmamoğlu değişimin e, öncülüğünü yapıyor. Dolayısıyla tüm bu süreçler e, acaba yerel seçime nasıl yansır? Sizi daha avantajlı mı kılıyor? E, CHP içerisindeki İmamoğlu-Kılıçdaroğlu rekabeti nereye varır? Siz nasıl okuyorsunuz? Yani ben bugünden, yani oradaki e, yaşanan bu hadisenin e, yerel seçimler için e, bizim açımızdan olumlu gibi değerlendirmesinin çok erken olduğunu düşünüyorum. E, şu anda bir seçime gitmiyoruz sonuçta. Bir hafta, on gün, bir ay, iki Hı. ay içinde bir seçim değil. E, bu seçim 30. Mart 2024'te yapacağız. Dolayısıyla yani o atmosfere girdiğinizde Apayrı bir süreçte karşı karşıya kalıyorsunuz ve yani e, dolayısıyla zaten seçim sonuçlarını e, etkileyen de o son iki hafta üç hafta içinde e, kendi kararını netleştiren seçmen de oluyor. Tabii her partinin ideolojik e, ne olursa olsun değişmeyen bir seçmen kitlesi var bu CHP için de geçerli, bu bizim için de geçerli, e, MHP için de geçerli. Diğer partilerde e, biraz daha onlar tam e, o, oluşmuş değil HDP içinde belki bir miktar daha düşünülebilir ama diğer partiler henüz oluşmuş değil daha çok e, giden gelen oylar noktasında e, ama yani son o seçim sürecine girdiğinizde e, orada e, tamamen e, yerelde yerel seçime göre genelde genel seçime göre hareket eden e, bir seçme kitlesi var ve sonuçları seçim sonuçlarını genelde o kitleyle e, almaya başlıyorsunuz o kitleye dönük yaptığınız işler çok daha önemli oluyor. Bugünden yani onu e, buradaki dağınık noktada e, görünen e, görüntünün e, oraya e, böyle ol, olacaktır gibi bir e, yorum bence doğru olmaz. E, bunu da süreci var. E, zaten biz yani genel seçimi e, muhalefet kaybetti ki kaybedeceğini seçimde önce söylüyorduk. Bu tartışma olacağını öngörüyorduk. Hı hı. E, biraz da yani tartışmalara baktığımızda yani İyi Parti'nin kongrede söylemiş olduğu şeyler. Yani onu söyleyeceğim. Bundan... Yani şimdi dedi ki İstanbul seçimini biz değil HDP kazandırdı diyorlar. İyi bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum. Bunu nasıl okudunuz? İttifak bitti mi artık? Yani yeni bir işbirliği söz konusu olmayacak mı CHP ile İyi Parti Seçim arasında? Seçim yaklaşınca daha farklı şeyler olabilir. Daha çok böyle el yükseltmeye yönelik işler gibi duruyor. yani CHP'nin kendi içinde yaşamış olduğu hususlar da var. Yani dolayısıyla biz kendi açımızdan baktığımızda Emin olun tabii ki rakiplerimiz var. Rakiplerimize göre bir değerlendirme yapmamız, takip etmemiz lazım. Değerlendirmemiz lazım. Ama yani bu açıklamalar orada bir takım ayrılıklar doğuruyor. İşte bize bu yarar diye hiç bakmıyoruz. Çünkü böyle bakamayız. Dedim, o atmosfere girdiğinizdeki yani yani Meral Akşener... 3 Mart mıydı masadan kalktığında Mart başında şey Şubat Mart, Mart başında 6 Mart'ta <laughs> şeye tekrar oturmuşlardı. 3 Mart'ta veya 2 Mart'ta masadan kalktığında daha ağırlarını söylemişti yani. Daha ağırlarını söylemişti. Kumar masası demişti. Çok ağır laflar ifade etmişti. 3 gün sonra tekrar masaya geri döndü. Yani iki tane belediye başkanının Cumhurbaşkanı yardımcısı aday adaylığıyla geri dönülecek rasyonel bir süreç değildi o. Belki masadan kalkması kendisinin hem o gün hem sonrasında rasyonel bir şekilde topluma anlatabileceği bir pozisyon. Tamam bir kesme anlatamayacaktı. Yani CHP'nin içindeki çok sert bir kesimi anlatamayabilirdi. Yüzde üç, yüzde beş, onu bir kesimi anlatamayabilirdi. Ama toplumun geleni anlatabileceği bir süreçti. Buna rağmen daha irrasyonel olan yani Cumhurbaşkanı yardımcısı aday adaylığı e, teklifiyle iki belediye başkanının masaya gelmesi e, teklifi karşısında masaya geri döndü. E, bugün de böyle bir açıklama yapıyor ki, yani dediğim gibi o günkü açıklaması daha ağır, e, masaya daha ağır açıklamalardı. Yani o kendi değerlendirecekleri bir nokta. E, tabii ki yani o e, noktada yapacakları değerlendirme e, kendi siyasi partilerinin, bundan sonra Türkiye siyasetine yer mi bulacak yoksa yer bulmayacak mı? Öyle bir karar. Bir kere bir imtihan geçirdiler. Aslında masanın yerel kalktığında bir... Yerel bir imtihan mı diyorsunuz? Yani yerel seçim tabii ki herkes için ciddi bir imtihan. Bir kere muhalefetteki bütün siyasi partiler için biz bir siyasi parti olarak varız Türkiye siyasetinde yoksa biz sadece 3-5 tane milletvekili alır, 5-6 tane belediye alır. Böyle devam ederiz? Bir iddiamı ortaya koyarız. Yoksa kıyısından köşesinden dolaşıp öyle siyaset yaparız. Bunun için önemli. Bu CHP için kurultay süreci için de önemli. Baktığınız zaman yani gerçekten siyasette var olmak istiyorsa iddia ortaya koymanız lazım. İddialı olmanız lazım. Yok köşesinden, yanından bir şeyler söyleyeyim ama benim Siz elime altın, altın tepside bunlar sunulsun diye bakarsanız... Yani e, siyaset netice almaz mümkün değil. Ne düşünüyorsunuz İmamoğlu'nun e, yeterince aktif davranmadığını mı düşünüyorsunuz onu mu ima ettiniz? Ben çok daha şey söyler ama beni ilgilendirmiyor. Kendileri ilgilendiriyor. Kendi yapacakları iş. Ben e, genel bir siyasi çerçeve sunmuş olayım. İsimler üzerinden bir şeyler söylersem e, spekülasyon olur. Yani siyasette e, mutlaka e, daha net ve e, cesur bu... olmak gerekir. Ama e, bu. Ee, yani e, burada böyle netice ortaya çıkartır mı bilemiyorum ama dediğim gibi bu tamamen Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki kurultay süreci. Başladılar şimdi mahallelerde delege süreçlerine, ilçe, il, e, büyük kongre e, kurultayı yapacaklar. E, biz de siyasi rakibimiz olduğu için takip ediyoruz ama... ...kendi içlerindeki bu mücadele kendileri ilgilendirir. AK Parti'de de kongre olacak Eylül ayında. İnşallah. Ya 16 ya 30 Eylül diye Sayın Erkan Kandemir Cumhurbaşkanı'na sunacağız demişti. Kongrede ne beklemeliyiz? Siz genel başkan yardımcısısınız. Orada parti yönetiminde de büyük bir değişim söz konusu olacak mı? Ne dersiniz? Yani süreç yaklaşınca onda daha net okuma imkanı olur. Yani bizim ilçe ve il kongreleri zamanımız gelmişti normalde... Burada direkt Büyük Kongre'de daha çok başlamamızın sebebi ilçe ve il kongre yapacak olursak, yani Büyük Kongre'miz ya Aralık sonuna ya Ocak başına e, rast gelecek. Dolayısıyla takvim e, bizi çok sıkıştıracak yerel seçim öncesi. Hı hı. Bu sebeple belki biraz 3 yılı geçmiş olacağız olağan kongre süreciyle alakalı. Yani e, yerel seçimden sonra e, ilçe ve il kongre yapalım, büyük kongre yapalım. E, burada kıymetli olan nokta şu, bir tarafta kaybedip de değişimi başaramayan, ne yapacağını tam bilemeyen bir yapı, bir hareket, bir tarz. Ama öbür tarafta da kazandığı halde meclisinde üç dönem kuralda yüzde %70'i değiştirmiş. Kabilede değişiklikler yapmış ve parti yönetiminde de evet hiç tatsızlık tuzsuzluk olmadan hiçbir içinde ufacık bile kalbinde bir sıkıntı olmadan evet gerekirse bu partide her türlü değişim yapılabilir kazandığı halde bunu yapabilen bir siyasi hareket. Bunu milletimiz görüyor. Bunu vatandaşımız çok net görüyor. Yani birileri sadece lafta biz hizmet için varız, koltuk için yokuz. Kendi itibarımız için yokuz. Kendi ikbarımız için yokuz deseler de millet icraata bakıyor. Lafa değil. Ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Biz bunu çok net bir şekilde gördüğünüz gibi gösteriyoruz. Yani şu seçimden sonra yaşadığımız süreçlere bir bakarsanız gerçekten yani bir önceki kabinede görev yapan bakanlarımızın yani tamamı milletvekili olanlar mecliste görev yapma noktasındalar. Parti yönetimindekiler parti yönetiminde mecliste bu kadar üç dönem kuralı uyguladık ve onun dışında üç dönem kural dışında da değişim oldu ve bu süreci yönetiyoruz. Şimdi kongre sürecine gidiyoruz ama öbür tarafta kavga gürültü kıyamet devam ediyor. İnşallah Rabbim bu ülkeye milletimizin teveccühüyle daha uzun yıllar bu siyasi harekete, bu ittifaka hizmet etme imkanı verdi, verecektir. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Süremiz doldu ama birçok başlıkta da önemli mesajlarınız oldu. Hamza da Parti Genel Başkan Yardımcısıydı konuğumuz. Ankara'dan noktalıyoruz. İyi günler.